Bizim mesleğimizin dayalı olduğu yer öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmen. Şimdi bunların bir araya geldiği yerde okullar. Okullarda bu koronadan dolayı tatildi. Öğrenci de gelmez, dolayısıyla öğretmen gelmez, dolayısıyla veli de gelmez. Bunların ihtiyaç maddeleri de genelde kitapçı kırtasiyeden temin edilir. Ama Türkiye'de sorunun büyüğü kitapçı kırtasiyeciliğinin dışında herkes kitap ve kırtasiye satıyor. Özellikle zincir marketler, özellikle o gastro marketler gidiyorsunuz. Öyle salonun ortasına doğru, dükkanın ortasına doğru yayılmış. Şimdi bunlar zaten kitapçıyı, kırtasiyeciyi perişan ediyor. Çünkü günümüz insanı işte ekmek almaya gitmişse, şuradan peynir de alayım derken, şuradan çocuğa da bir iki dizine kalem, bir de defter alayım dediği zaman bizden alacağını da oradan temin etmiş oluyor. Onun için kitapçı, kırtasiyeci normalde perişan iken koronadan dolayı ikinci kez perişanlık oldu. 2019 Mart'ından bugüne kadar halen okullarda öğrencinin olmaması, dolayısıyla büyük bir grup kitapçının kırtasiyesinde perişan olması anlamına geliyor. Ha bizim beklentimiz aslında belki dünyanın her yerinde var ya da yok, o kadar bilmem. Devletin yapacağı iş okullarını güven altına alması lazım. Yani koronanın işte bahsediyoruz 7-8 aydır, 9 aydır bugüne kadar gelen, yarın nereye kadar gideceği de belli değil. Yani bir yıl sonra, iki yıl sonra olacağı var ise iki yıl çocuk okula gitmeyecek mi? Yani bizim mutlaka perişanlığımızın dışında asıl ülkedeki eğitim, öğretimin sakat olması. Çünkü bilimin olmadığı yerde, eğitim, öğretimin olmadığı yerde insan medeniyete ulaşamaz. Ülkenin tamamıyla birlikte aynı, yani kırtasiyecinin ayrı bir kira sorunu yok. Tüm kirada olan esnafın sorunu o sorun. Ha ekonominin sıkıntılı olması, hayatın pahalı olması yine sadece bizimle doğru orantılı değil. Tüm ülkedeki esnafla, tüm ülkede yaşayan insanlara doğru orantılı. Genelde mutlaka küçük çapta olsa artış var. Bunu inkar etmek, kendimiz inkar etmek olur. Çünkü Türkiye'de her şeyin fiyatı aşarken eski halini kırtasiyenin aşmaz şekli yanlış olur. Ama o dediğim şekilde fazla fahiş bir fiyat artışı yok. Yine tüm esnaflardan kendimizi ayırt etmiyoruz. Onlarla birlikte devlet bize 25 bin lira nakit, 25 bin lira kredi kartına yüklü olmak kartıyla 50 bin lira düşük faizle, yani düşük faizden kastımız esnafın ticaret yapabilmek için destek aldığı kefalet kooperatifleri var. Yani Halk Bankası'nın desteğiyle bütün esnafa kefalet kooperatifi düşük faizle para verir. Şimdi o durumda para verdi. Fakat bunu çok arkadaşımız alamadı. Niye? Borcu olana vermedi. Ve zamanında kredi kartı borcunu ödeyememiş adama da vermedi. Kime verdi? Bunları yapan adam. Bunları yapan adamın zaten fazla ihtiyacı yok ki. Çünkü ihtiyaç sahibi borcunu ödeyemeyen adam. İhtiyaç sahibi kredili mal almış da o krediyi ödemek için alır. Ha bir iki kredi ödememiş de borca girmişse devlet o parayı vermiyor ona. Ha öyle de olsa, yani bizim üyelerimizde 25 bin lira alan arkadaşlarımızın büyüyecek bir kısmı, ki bunu ödemek için tabii geri dönüş olacak. Geri dönüşü nereden olacak? Ticaret yapılırsa, ticaret yapmamışsa 25 bin lira işte kiraya aldığımız mala verdik. Dolayısıyla para bitti, ödeyecek zamanı geldi, satış olmayınca ödemeci sıkıntı çekmeye başladık.
Ha tabii bizim tekrar beklentimiz mümkün olduğu kadar düşük faizle ya da faizsiz kredi verilmesi. Hatta hibe verilirse bu kültür evlerinin tamamı da ayakta kalmış olur. Bu düşüncemiz, bu talebimiz var. Devletin yapısı itibariyle, dış borç itibariyle ya da bu çeşitli kurumların bu anlamda örneğin koronadan dolayı turizm durdu. Turizm durunca oradan gelecek para gelmedi. Ötelenebilir ama şimdi ötelenme işte bugün o şey devam ediyor, kira durumu. Diğer taraftan aldığımız mal satamadık, onunki ödeme devam ediyor. Bir de bu arada işte kredi ödemedik, bu da devam ediyor. Ötelediğimiz zaman yeni kredilerle bu borçlar bir araya geldiği zaman dükkanın anahtarını bırakıp gitmek lazım.